Sevgili gençler, merhabalar. Ben İbrahim Kılıç. Bir Türkçe dersiyle birlikteyiz. Bugün kesin olarak çıkarabilecek yargı ile ilgili hem bilgilerimizi vereceğiz hem de soru çözüm yolları göstereceğiz. Ancak unutmayın ki kesin olarak çıkarılabilecek yargı ile ilgili soru her sene ÖSYM tarafından gerek KPSS'de gerekse de TYT'de sorulan bir soru tipi olmuş. Bugün kesin olarak çıkarılabilecek yargı ile ilgili sorulara geçmeden önce pratiklerimize bir dönelim isterseniz. Bir, bu sorular çözülürken cümleye asla yorum katmayacağız. Çünkü öznel bir çıkarım yaptığımız zaman, yorum kattığımız zaman o zaman cümlenin anlamı değişmiş oluyor. Sadece cümlede verilen bilgilere göre bir sonuca varmaya gitmemiz lazım. Yani o verilen cümlede ne anlatılıyorsa ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Asla yorum katmayacağız. Asla bir öznel çıkarım yapmayacağız. 3. Cümleden çıkarılabilecek olası sonuçlar cevap olaraktan verilmez. Yani bu sorularda Cümledeki olasılıklar değil kesin olacak olan yargılara gitmemiz lazım. 4. Yine bu sorular çözülürken es geçtiğiniz noktalardan bir tanesi de şu. Özellikle V gibi veya ya da Deyda gibi bağlaçları okumadan geçiyorsunuz. Eğer bunları okumadan geçerseniz cümlenin anlamı değişir. Dolayısıyla da vereceğiniz cevabı doğrudan etkileyecektir. Söz gelimi Zeynep sınava girmemiş cümlesiyle Zeynep de sınava girmemiş cümlesi arasında bence çok fark var. Niye? Zeynep sınava girmemiş dediğimiz zaman sadece Zeynep'i kastediyoruz. Ama Zeynep de sınava girmemiş dediğimiz zaman demek ki başka birileri de ne oluyor? Sınava girmemiş oluyor. Biz kesin olarak çıkarılabilecek yargı sorularını çözerken her şeyi unutalım ama V gibi veya gibi ya da gibi DDA gibi bağlaçları es geçmeyelim. Çünkü bu bağlaçlar cümleden çıkarılabilecek olan yargıyı doğrudan etkileyen bağlaçlar olarak dikkat çekiyor. Yine bu maddeye dikkat ettiğimiz gibi altta verdiğim son maddeye gelmek istiyorum. Parçada geçen sayısal veriler var ya işte onlar da bizim için önemli. Sayısal veriler diye bildiğimiz verileri dikkate almazsak o zaman yapacağımız soruyu yanlış yapmış oluruz. Sevgili gençler kesin olarak çıkarılabilecek yargı ile ilgili her sene bir soru geliyor. Pratiklerimizi verdik. İsterseniz vakit kaybetmeden soru çözümlerine başlayalım. Evet soru 1 ile başlıyoruz. Bu soruları çözerken mümkün olduğunca çıkmış sınav soruları üzerinden gidersek daha kesin sonuçlara ulaşacağımızı düşündüğüm için en kaliteli sorularda ÖSYM hazırladığını bildiğimiz için ben de mümkün olduğunca çıkmış sınav soruları üzerinde konuyu özümsetmeye çalışacağım. Soru 1'de diyor ki eczanelerden satın alabileceğiniz bu ilaçla karıncıları uzun süre evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Burada biz eczaneden bir ilaç alacağız ama o ilacın ne olduğunu söylememiş. O ilaç sayesinde karıncaları uzun süre evimizden uzaklaştırabileceğimizden bahsediyorum. İşte diyor ki bu cümleden yola çıkarak kesin olarak hangi yargıya ulaşabilirsiniz diye sormuş. A. Karıncalarla savaşmak için en etkili yol bu ilacı kullanmaktır. Bu cümlede herhangi bir savaşmak kelimesi geçmediği için cevap A olamaz. C'ye geliyorum. Bu firma her böcek için farklı bir ilaç üretmiştir. Karınca kelimesi kullanmış. Burada böcek diyor cevap olamaz. Yine firma diyor. Yukarıda verdiğimiz cümlede hangi bir firma kelimesi var mı? Yok o zaman siliyorum. Piyasada bu ilacın yerine kullanılacak başka bir ilaç bulunmamaktadır. Yargısı bir yorum cümlesidir. Hatta piyasa diye bir kelime de geçmiyor. Geldik Edirne'ye. Bu ilacın sineklere, sineklere olan etkisi daha azdır diyor. Yukarıda karıncadan bahsediyor. Edirne'de ise sinekten bahsettiği için cevap olamaz. Peki neden cevabımız Bursa? Bu ilaç karıncalara karşı kökten çözüm getirmemektedir. Bakın ne diyordu? Bu ilaçla karıncaların uzun süre evinizden uzaklaştırabilirsiniz diyor. İşte bu ilaç demek ki karıncaların kökünü kazımıyor. Sadece uzun süre ne yapıyor onları? Evden uzaklaştırmış oluyor. Bu nedenle de bu sorunun cevabını ÖSYM 5 e şıkkı vermişti. Haydi gençler ikinci sorudayız. Hava tahmin raporlarının aksine bugün gökyüzü açık ve sıcaktı. Aşağı inmeden önce bu cümleyi bir kez daha kontrol edelim. Hava tahmin raporlarının aksine bugün gökyüzü açık ve sıcaktı. Demek ki hava tahmin raporlarında havanın kapalı ve soğuk olacağı söylenmiş. İşte bu hava tahmin raporlarının aksine demek ki bugün gökyüzü nasılmış? Açık ve sıcakmış. A'ya geldik. Gökyüzü beyaz bulutlarla kaplıydı cümlesinde beyaz ve buluttan bahsediyor mu? Hayır. Siliyorum. Bir gün önceki gökyüzünde yağmur bulutları vardı diyor. Biz bir gün önce gökyüzünde yağmur bulutları olup olmadığını bu cümleden ulaşamayız. Buluttan da bahsetmiyor, yağmurdan da bahsetmiyor. Siliyorum. Bugün kapalı ve serin bir hava bekleniyordu. İşte cevap da bu şık. Neden? Bugün hava tahmin raporlarına göre neydi? Hava kapalı ve serin gözüküyordu. Ama onun aksine neymiş? Hava açık ve sıcakmış. O zaman bak kapalının zıttı açık, Sebebinin de zıttı nedir? Sıcaktır. Bu nedenle de Hüseyin bu soruya Cihan vermişti. Hava sıcaklığının artması bekleniyor cümlesi bir yorumdur. Hava önceki günün aksine. Önceki günü bilmiyoruz. Açık ve sakin diyor. Sakinlik de bir şeyden de bahsetmediği için doğru seçeneğimiz burada C şıkkı oldu. Geldik 3. soruya. Bu yılki sınav sonuçlarına göre yapılan sıralamada okulumuzdan 6 öğrenci ilk 10'a 40 öğrenci ise ilk 100'e girmiştir. Bakın burada sayılar verilmiş sayılara dikkat etmeniz gerekiyor. 6 öğrencimiz ilk 10'a girmişse şöyle düşünün. Burası bir ilk 100 olsun. Şurası ilk 100 olsun. Burası ilk 10 olsun. İlk 10 olsun. Burası da ilk 40 olsun. İlk 40 olsun. Demek ki 6 tane öğrencimiz ilk 10'daymış. 6 tane burada öğrencimiz var. 40'daysa yani 100 üzerinden ilk 40'daysa yine toplamda 40 öğrencimiz varmış. Bu şu anlama gelmez. İlk 6'ya giren ya da ilk 10'daki 6 öğrenci 1, 2, 3, 4, 5 bizim öğrencimizdir diyemeyiz. Belki ilk 10'dadır ama 2.dir, 4.dir, 5.dir, 8.dir diye düşünmemiz gerekiyor. A'ya gittiğimiz zaman ilk 10'a giren öğrenciler aynı sınıfta okumuşlardır. Biz bu cümleden bu cümleye ulaşabilir miyiz? Hayır. Bu okulun öğrencileri ilk 100 içinde daha üst sıralarda yer almıştır diyor. Bu okulun öğrencileri ilk 100 içinde daha üst sıralarda yer almıştır diyor. Biz ilk yüz içerisinde bu okulun öğrencilerinin birden 40'a kadar olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle de bu yanıltıcı şıkka ediyoruz. Dereceye giren diyor öğrencilerin puanları. Puandan bahsetmediği için sildim. İlk ona giren okullar içinde en başarılı olanı bu okuldur. Cevap burası. Neden? Bakın zaten ilk onda kaç öğrenci olur? 10 öğrenci olur. Eğer ilk onda sadece bizim okulumuzdan 6 öğrenci girmişse demek en başarılı olan okul bizim okuldur. O diğer 4 tane öğrenci ise ya aynı okuldandır ya da farklı okuldandır. Eğer benim öğrencilerim ilk onda 6 tane varsa benim okulum başarılı bir okuldur. Bu nedenle de doğru seçenek Denizli olacaktır. Gelelim Edirne'ye. İlk yüzde yer alan diğer 60 öğrenci başka bir okuldandır diyor. Şimdi yarışmaya kaç okulun katıldığını bilmiyoruz. Geriye kalan 60 öğrenci aynı okuldan da olabilir farklı okuldan da olabileceği için dolayısıyla cevap Edirne olmayacak Denizli olacaktır. Gençler dördüncü sorudayız. Bu takım bugüne kadar yaptığı maçlarda gösterdiği başarıyla şampiyonluğu hak ettiğini kanıtlamıştır cümlesinde hangisi kesin olaraktan çıkarılabilir diye sormuş. Bu takım bugüne kadar yaptığı maçlarda göstermiş olduğu başarıyla şampiyonluğu hak etmiştir diyor. A'ya geldiğimiz zaman neden Hüseyin'in cevap olarak A şıkkını verdiğine bakalım. Bu takım yaptığı karşılaşmalarda yani bugüne kadar yaptığı maçlarda şampiyonluğu Şampiyonluğa yakışır oyunlar sergilemiştir. Yani yapmış olduğu başarılarla şampiyonluğu hak ettiğini söylüyor. Bu nedenle de cevabı bu. A şıkkını vermiş. B'ye geldik. Daha sonraki maçların sonucu bu takımın şampiyonluğunu etkileyecektir cümlesinde. Biz daha sonraki maçlardan ne aldığını ne almadığını biliyor muyuz? Ulaşamayız. Bu takımın yaptığı karşılaşmalarda çok gol atılmıştır. Buna da ulaşamazsınız. Niye? Belki 1-0 1-0 kazanmış da olabilir. Denizli en büyük başarıyı son maçlarda elde etmiştir. Belki de 30 maçın 20'sini kazanmış, son 10 maçında 5 beraberlik, 5 mağlubiyet almıştır. Onu da bilmiyoruz ve yine şampiyon olmuştur. Bu takım bugüne kadar yaptığı her maçı kazanmıştır. Buna da ulaşamazsınız. Niye? Belki 30 maçın 20'sini kazanmış, 5 tane beraberlik, 5 tane de mağlubiyet vardır ama yine şampiyon olmuştur. Dolayısıyla da bunların hepsi yorum olduğu için doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır. Sevgili gençler geldik 5. soruya. Ünlü koşucu bugün yapılan 100 metre yarışlarında da tüm zamanların en iyi 3. derecesini elde etti. Bakın burada demek ki bugün bir 100 metre yarışması yapılmış. Ama 100 metre yarışlarının dışında başka yarışmalar da var. Bak bunu nereden anlıyoruz? Bugün yapılan 100 metre yarışlarında da demek ki başka zamanda da 100 metre yarışmaları yapılmış. Ve bunların tüm zamanların en iyi üçüncülük derecesini kazanmış. Sayılara dikkat etmemiz lazım. A- Koşucu bu 100 metre yarışında birinci olmuştur. Burada birinci falan demiyor zaten. Üçüncülük diyor. Bunu siliyorum. Tüm zamanların en iyi iki derecesi de bu koşucuya aittir yargısına ulaşamazsınız. Tüm zamanların en iyi üçüncülük derecesini elde etmiş ama bütün diğer kalan derecelerin ilk ikisi buna aittir diye bir yargıya da ulaşamayız. Bu nedenle cevap olamaz. Koşucu bu yarışta dünya rekoru kırmıştır. Bu bir yorumdur. Olamaz. Koşucu 100 metre yarışlarında daha başarılıdır. Biz koşucunun 100 metre yarışlarında mı, 400 metre yarışlarında mı daha başarılı olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle bu da cevap olamaz ve cevaba gelmek istiyorum. Koşucu başka bir klasman daha da bakın daha bağlacımız vardı görüyor musunuz? En iyi 3. derece en iyi en iyi 3. dereceye sahiptir. En iyi 3. İşte yukarıda verilen cümleden kesin olarak çıkarabileceğimiz yargı Edirne'de verilmiş. Geldik 6. soruya. 10. yüzyılda Avrupa'da kullanılan ciltleme tekniği Kuzey Afrika ve Asya'dakinden tümüyle farklıydı demiş. Bakın 10. yüzyılda Avrupa'da kullanılan bir ciltleme tekniği var demek ki bu teknik Kuzey Afrika ve Asya'dakinden farklıymış. Şıklara gidersek 10. yüzyılda ciltlemede en az iki farklı teknik kullanılıyordu diyebilirsiniz. Neden ÖSYM e cevap olarak bunu vermiş? Bakın şimdi. 10. yüzyılda ciltlemede en az iki tane teknik vardır. Avrupa'nın tekniği, Avrupa'nın tekniği Asya ve aynı zamanda Afrika'nın tekniğinden farklıymış. Afrika'nın tekniğinden farklıymış. Burada 3 tane kıta vermiş. Avrupa'da bir teknik var diyelim ki, Asya'da bir teknik var, Afrika'da da bir teknik var. En az 3 tane teknik olduğunu söyleyebiliriz ama belki de Asya ve Afrika'nın teknikleri ikisi aynı tekniktir. Avrupa'dan farklıdır dolayısıyla da buradaki yargıdan ulaşabileceğimiz en temiz cümle 10. yüzyılda ciltlemede en az iki farklı teknik kullanıldığına ulaşabiliriz. B'ye geldik. Kuzey Afrika ve Asya'da farklı ciltleme teknikleri kullanılıyordu diyor. Afrika ile Asya'nın teknikleri aynı da olabilir, farklı da olabilir onu bilmiyoruz. Avrupa'da ciltçilik 10. yüzyılda başladı diyor. Burada 10. yüzyılda ciltçiliğin başladığını söylemiyor. 10. yüzyılda sadece Avrupa'daki tekniğin Asya ve Afrika'dan farklı olduğunu söylüyor. Denize gidelim. 10. yüzyılda ciltçilik bağımsız sanat diyor. Böyle bir kavram geçmediği için siliyoruz. Ciltçilik Avrupa'ya Asya'dan gelmiştir. Afrika'dan gelmiştir gibi bir yargıda söz konusu değildir. Bu nedenle de 6. sorumuzun cevabı A şıkkı olacaktır. Haydi gençler 7. soruyla devam ediyoruz. Elektrik teli fırtınadan koptuğu için öğlenden sonra ilçeye 4 saat süreyle elektrik verilemedi diyor. Burada elektrik telinin kopma sebebi fırtına olduğunu görmekteyiz. Ama öğlenden sonra koptuğu için öğlenden sonraki zaman diliminde ilçeye tam 4 saat elektrik verilememiş. Bu ne anlama geliyor? Elektrik telinin kopmasına sebep olan unsurun fırtına olduğunu ve öğlenden sonra ilçeye bizim 4 saat elektrik veremediğimizi söylüyor. Ama 4 saatten sonra demek ki elektrik tekrardan gelmiş. A'ya gidelim. Fırtına önceki gece başlamıştı diyor. Belki de fırtına sabahleyin başlamıştır ya da saat 10'da başlamıştır bunu bilmiyoruz. Elektrik kesintisi fırtına diner dinmez giderildi. Fırtına bittikten sonra da giderilmiş olabilir ya da 3 saat sonra 1 saat sonra da giderilmiş olabilir ona ulaşamayız. Aynı anda birçok yerde elektrik teli koptu diyor. Biz yukarıdaki parçadan sadece ilçeye diyor dikkat ederseniz. Farklı yerlerde elektrik teli'nin koptuğu ile ilgili bir bilgi olmadığı için C'yi siliyorum. Burada fırtınadan kopma olduğunu söylerken Denizli'de tel yıldırım düşmesi sonucunda koplu diyor. Alakası yok. Geldik cevaba. Elektrik kesintisi aynı gün içerisinde giderilmiştir. Neden? Fırtınadan dolayı kopan elektrik teli öğlenden sonra ilçeye 4 saat süreyle elektrik verilmemesinin sebebi olmuştu. Ama 4 saatten sonra ne demiştim ben? Tekrardan elektrik gelmiştir. İşte kesinti aynı gün içerisinde ne olmuştur? Giderilmiştir. Geldik 8. soruya. Televizyonda bugün gösterilecek olan belgeselde aç kalan leoparların vahşi doğada sürülerin içine dalarak avlanma görüntüleri yer alıyor. Buraya baktığımız zaman televizyonda bir belgesel olduğunu görmekteyiz ve o belgesel bugün yayınlanacakmış. Belgeselde ne var? Aç olan leoparların olduğunu görmekteyiz. Leoparların olduğunu görüyoruz ve bunlar vahşi doğada sürülerin içine dal dalaraktan avlanma görüntüleri varmış. Yani leoparların belgeselde herhangi bir doğadaki işte avlanma görüntüleri ne yapılıyor? Gösterilmeye çalışılıyor. Ay'a geldiğimiz zaman leoparlarla ilgili önceki programlar hayvanat bahçelerinde çekilmiş örneği cevap olamaz. Neden? Çünkü hayvanat bahçesinden bahsetmiyor. Önceki programlardan da bahsetmiyor. Bugün gösterecek olan leoparlarla ilgili ilk belgesel ya da son belgesel demiyor. B olamaz. Leoparlar soyu tükenme tehlikesi altında olan canlı türlerde diyor soyu tükenmekten de bahsetmiyor. Sadece aç kaldıklarını söylüyor. Denize geldik. Leoparlar insanların ulaşmasının zor olduğu bölgelerde yaşar. İnsanların ulaştığı ya da ulaşmadığı bölgelerden bahsetmediği için Denizli de cevap olamaz. Gelelim Edirne'ye. Belgeselde leoparlardan başka hayvanların görüntüleri de vardır. Buna nereden ulaştınız hocam? Şuradan ulaştım. Belgeselde aç olan leoparların dışında sürüler diyor. Demek ki belgeselde Sadece leoporlar yok başka hayvanlar da varmış. Kesin uğraktan ulaşabileceğimiz yargı Edirne'dir. Haydi gençler 9. sorudayız. Topkapı Sarayı koşullara ve gereksinimlere bağlı olarak gelişen bir yapılar topluluğu diyor. Demek ki Topkapı Sarayı koşullara ve gereksinimlere yani ihtiyaçlara bağlı olaraktan gelişen bir yapı topluluğuymuş. A'ya gidersek. Topkapı Sarayı Osmanlı İmparatorluğunda en uzun süre kullanılan saraydır. Biz buna en uzun kullanılmıştır, en çok kullanılmıştır diye bir yargıdan bahsetmiyor. Topkapı Sarayı başlangıçta hazırlanan bir plana bağlı olarak yapılmamıştır. Peki neden Hüseyin'e cevabı Bursa vermiş? Çünkü eğer sarayı başlangıçta hazırlanan bir plana bağlı olarak yapılsaydı koşullara ve gereksinimlere bağlı olarak gelişmezdi. Yani plansızmış. Koşulları ve ihtiyaçlarına göre ne olmuş? Gelişme göstermiş. Sarayında tüm yapıların mimari tarzı aynıdır. Mimarisinden bahsetmiyor. Saltanat ailesi diyor cevap olamaz. Üslup diyor cevap olamaz. Yani bu sorunun cevabı Bursa olacak. Sevgili gençler 10. sorumuz 2013 KPSS'de çıkan bir sınav sorusuydu. 2013 KPSS sınav sorusuydu. Venüs ve Dünya, Venüs ve Dünya Güneş sisteminde birbirine en çok benzeyen iki gezegendir. Benim bu cümleden anladığım şu. Güneş sisteminde birbirine benzeyen başka gezegenler de varmış. Demek ki en çok benzeyen iki gezegen de Venüs ve Dünya adını verdiğimiz gezegenlermiş. A. Güneş sisteminde Venüs ve Dünya'dan başka gezegen incelenmemiştir diyor. Burada incelemek ya da araştırmaktan bahsetmiyor. Venüs Dünya'ya yakın mesafede olan gezegenlerden biridir. Yakınlık ya da uzaklıktan da bahsetmiyor. Sadece birbirine benzeyen iki gezegenden bahsediyor. Güneş sisteminde birbirine benzeyen başka gezegenler de vardır. İşte cevabımız burası. ÖSYM'de zaten cevabı C şıkkı vermişti. Niye? Çünkü zaten benzemek kelimesinden de bahsediyor burada. Güneş sisteminde Güneş ve Dünya, ki Venüs ve Dünya birbirine benzeyen iki gezegen. Ama en çok benzeyen iki gezegen dediği için demek ki birbirine benzeyen başka gezegenler de varmış. Denizli'ye gidelim. Birbirine en çok benzeyen gezegenler Güneş sisteminde bulunmaktadır diyor. Burada sadece Güneş sistemindeki birbirine en çok benzeyen gezegenlerden bahsetmiş. Güneş sistemi ve diğer sistemlerde birbirine en çok benzeyen gezegenlerden bahsetmiyor. Dünyaya Venüs kadar benzeyen gezegenler güneş sisteminin dışındadır. Dıştan ya da içten de bahsetmiyor. Doğru seçeneğimiz Ceyhan olacaktır. Sevgili gençler geldik 11. sorumuza. Şiirsel bir dille yazdığı roman ve öykülerinde Ege bölgesindeki kırsal kesim insanlarının sorunlarını açıkça ortaya koymuştur. Demek ki bu adam roman ve öykü yazıyor ama bunu şiirsel bir üslupla yazmış. Peki roman ve öykülerinde neyi ele almış? Ege bölgesindeki kırsal kesim insanların sorunlarını ortaya koymuş. A. Yazar bir Ege kasabasında yaşamaktadır. Yazar Ege bölgesinde değil de Urfa'da yaşayaraktan da ne yapabilir? O bölgedeki sorunları anlatabilir. Bu cevap olmaz. Yapıtlarında kente göç eden kırsal kesim insanların uyum süreçlerini anlatıyor. Uyumdan bahsetmiyor, köyden kente göçten de bahsetmiyor. Cevap olmaz. Yaza yazarın şiiri olan tutkusu yapıtlarında kullandığı dile yansımaktadır. Biz burada yazarın şiir yazdığını ya da şiir tutkusu olduğuna ulaşamayız. Biz buradaki bilgilerden onun en azından roman ve öykü yazdığını ama bunu yazarken şiirsel bir üslupla yazdığına ulaşabiliyoruz. Ceyhan olamaz. Geldik cevaba. Yazar Ege bölgesindeki kırsal kesim insanların karşılaştıkları sıkıntıları bilmektedir. Zaten Ege bölgesindeki kırsal kesim insanların sıkıntısını biliyorsa bunları da ne yapıyor? Açıkça ortaya koymuş oluyor. Doğru seçeneğimiz Denizli olacak yapıtlarında bölgesinin tasvirleri öne çıkmaktadır diyor ya. Belki de olay ön plana çıkıyordur. Buna da ulaşamayız. Yani doğru seçeneğimiz Diyarbakır olacaktır. Haydi bakalım 12. sorudayız. O Said Faik hikaye ödülünü adayı gösterilen en genç yazar olmasını yazdığı ilk kitabına borçludur diyor. Demek ki Said Faik hikaye ödülünü adayı gösterilen en genç yazarımız o kişiymiş. En genç yazar o kişi. Ve yazdığı ilk kitabına borçludur Demek ki bu adamın başka bir kitabı yoktur. Sadece bir tane kitap yazmış ve Said Faik hikaye dünyada aday gösterilen en genç yazar olmuş. A. Yazarın bu kitaptan başka yazdığı kitaplar da vardır diyor. İlk kitabına borçlu dediği için bunu cevap olarak veremeyiz. O ilk kitabıyla bu ödülü adayı gösterilen tek yazardır. Tekten de bahsetmiyor. En genç yazar diyor. O bu ödülü kazanan en genç yazar olarak tanınmaktadır diyor. Zaten en genç yazar olduğunu buradan söylemişti. Doğru çenemiz Ceyhan olacak. Yazar daha sonra da bu ödül adayı gösterilmiştir diyor ya, bunu bilemeyiz biz. Edirne yazar sonraki yıllarda farklı edebi türlerde yapıtlar vermiştir diyor. Belki de sadece atıyorum öykü yazmıştır, roman hiç yazmamıştır, buna da ulaşamazsınız. Evet geldik 12. soruya. O Said Faik hikaye ödülünün adayı gösterilen en genç yazar olmasını yazdığı ilk kitabına borçlu cümlesinden kesin olarak çıkarabileceğimiz yargıyı bulacağız. Bakın Said Faik hikaye ödülüne adayı gösterilen diyor. Daha ödülü kazanmamış. Aday gösterilen en genç yazar olduğunu da unutmayacağız. Bir de yazdığı ilk kitaba borçludur diyor. Demek ki bundan başka kitapları da var. Yani ilk dediğine göre demek ki başka kitapları da varmış. Cevaba gidersek A şıkkına. Yazarın bu kitaptan başka yazdığı kitaplar da vardır cümlesi şuradan ulaşılabiliyor. Çünkü yazdığı ilk kitabına borçludur demesi demek ki yazdığı başka kitaplarında olduğunu göstermektedir. Bu ilk kitabıyla bu ödüle aday gösterilen tek yazar diyor. Tek olup olmadığını bilmiyoruz. Cevap olamaz. Ödülü kazanan diyor. Burada sadece adayı göstermekten bahsediyor. Onun için cevap olamaz. Yazar daha sonra da bu ödüle aday gösterilmiştir diyor. Biz bu ödüle bir daha aday gösterilip gösterilmediği yargısına bu cümleden ulaşamayız. Edirne yazar sonraki yıllarda farklı edebi türlerde yapıtlar vermiştir diyor. Bizim algıladığımız öykü yazdığını görüyoruz. Farklı türlerde eserler verip vermediğini de yine bilmiyoruz. Sevgili gençler 13. soruyla devam ediyoruz. Yüksek tansiyon sorunu 45 yaşına kadar kadınlarda erkeklerden daha az görülür. Şöyle düşünelim. 1 yaşından 45 yaşına kadar bir çizgi çizelim. 45 yaşına kadar kadınlardaki yüksek tansiyon oranı daha az, erkeklerde daha fazlaymış. Kadınlarda daha azmış. Algıladığımız bu. A düşük tansiyon yüksek tansiyona göre sağlık açısından daha az risklidir. Burada düşük ya da yüksek tansiyonu kıyaslamadığı için cevap olamaz. Yaşı 45'ten küçük olan kadınlarda da yüksek tansiyon görülebilir. Cevabımız neden Bursa'dır onu göstermeye çalışalım. Yaşı 45'ten küçük olan hem kadınlarda hem de erkeklerde yüksek tansiyon var. Ancak kadınlarda da yüksek tansiyon görülebilir derken burada biz bu yargıya ulaşabiliyoruz. C'ye girelim. Yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşayan erkek sayısı kadınlara göre fazladır diyor. Burada biz 45 yaşına kadar sadece kadınlardan daha fazla erkeklerde yüksek tansiyon olduğuna şahit olduk. Ama 45'ten sonra belki de kadınlarda daha fazladır bu orana ulaşamayız. 45 yaşını geçmiş kadınların tansiyonları aynı yaştaki erkeklerin tansiyonlarından daha yüksektir diyor. Bunu da bilemeyiz. Belki de erkeklerinki daha yüksektir. Edirne'ye geldik. 45 yaşından küçük erkeklerde tansiyon yüksektir diyorum. 45 yaşından küçük erkeklerde tansiyon yüksektir yargısına da yine ulaşamayız. Sevgili gençler, 14. sorudayız. Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen kriz nedeniyle dünya borsalarının şu ana kadarki toplam kaybı 100 milyar doları geçti diyor. Demek ki hafta sonuna kadar sürmesi beklenen bir kriz var. Hafta sonuna kadar yani hafta içinden bahsediyor. Hafta içinden bahsediyor. Ve bu kriz nedeniyle dünya borsalarının şu ana kadarki kaybı da 100 milyarı 100 milyar doları geçmiş. Çıklara gidersek, borsaların sonraki haftalarda da sürekli yükselmesi beklenmektedir. Biz sonraki haftaları bilmiyoruz. Bu dönemde en çok düşüş ekonomisi güçlü ülkelerin borsalarında yaşanmıştır. Yargısını ulaşamayız. Belki de en çok düşüş ekonomisi zayıf olan ülkelerin borsalarında yaşanmıştır. C. Dünya çapında bazı borsalar yükselirken bazıları düşmüştür diyor. Buna da ulaşamazsınız. Niye? Çünkü belki de dünya borsalarının büyük bir çoğunluğunda düşüş olmuştur. Ya da büyük bir azlığında. Düşüşten önceki haftalarda borsa endeksleri sürekli yükselmiştir. Düşüşten önceki yani atıyorum hafta içi diyorum. Bundan önceki cumartesi pazarı düşünelim. Ya da ondan sonraki hafta için düşünelim bir öncekini. Düşüşten önceki haftalarda borsa endeksi sürekli yükselmiştir diye bir yargıya da ulaşamayız. Krizin bir süre daha devam edeceği düşünülmektedir. Neden? Sadece şu ana kadar 100 milyar doları geçmiş. Değil mi kriz? Demek ki şu ana kadar dediğine göre demek ki bundan sonra da bu sayı devam edecek. Bu nedenle de doğru seçeneğimiz Edirne olacaktır. Sevgili gençler geldik 15. ve son sorumuza. İtalyan edebiyatının ülkemizde de çok sevilen büyük ustası Calvino'nun ilk romanı da nihayet dilimize kazandırıldı. Buradan şunu anladık. İtalyan edebiyatının önemli büyük ustasının Calvino olduğunu öğrendik. Sadece bizim ülkemizde değil diğer ülkelerde de sevildiğini şuradaki Deyda bağlaşından gördük. Calvino'nun ilk romanı da derken demek ki başka romanlar da yazmış. Ve onlar da nihayet dilimize ne yapılmış? Çevrilmiş. A. Yazar ilk romanıyla edebiyat dünyasında yankı uyandırmıştır diyor. Buna ulaşamayız. Devam edelim. Yazarın bazı kitapları Türkçe'ye daha önce çevrilmiştir. Buna nereden ulaştık? İlk romanı da nihayet dilimize kazandırıldı derken demek ki diğer romanlarda ne yapılmıştır? Daha önce Türkçe'ye çevrilmiştir. Cevap Bursa. Yazar sadece roman değil şiir ve de yazmıştır diyor. Biz buna ulaşamayız. Sadece romandan bahsediyor. Denizli'ye geldik. Yazar eserleri Türkçe çeviren ilk İtalyan sanatçısıdır diyor. Bilmiyoruz ki belki de son İtalyan sanatçısıdır. Edirne yazar İtalyan edebiyatının yenilikçi yazarlarından birisidir diyor. Burada yazarın yenilikçi olduğundan da yine bahsetmiyor. Doğrusu çeneğimiz Bursa olacaktır. Sevgili gençler böylece bu dersimizde Kesin uğratan çıkarabilecek yargı ile ilgili genel bilgilerimizi verdik ve soru çözümlerimizi gerçekleştirmiş olduk. Önümüzdeki dersimizde tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanet